Şavşat ve Arhavi videolarıyla Artvin gezimizin sonuna geliyoruz. Artvin'de bütün yollarda böyle size dereler eşlik ediyor. Şavşat'a giderken de öyleydi. Şavşat Kalesi'ni geçtikten sonra Şavşat'ta görülmeye değer yerlerden biri olan Karagöl'deyiz şu an. Boçka'da da Karagöl var, Şavşat'ta da. İkisi de bence birbirinden güzel. Artvin'e gittiğinizde ikisini de görmelisiniz. Fotoğraf severler, yani çekmeyi sevenler için söyleyeyim. Her iki göle de gitmek için en uygun zaman Ekim'in başları, Eylül'ün sonları. Doğanın rengi daha güzel oluyormuş o günlerde. Ben 15 Kasım gibi gitmiştim. Buralar yavaş yavaş sonbahardan kışa dönüşmüş. Güzel bir tesis var, temiz. Bir şeyler yiyip içebileceğiniz. O yüzden Artvin'e gittiğinizde Şavşat, Karagöl'ü boş geçmeyin derim. Hatta Ardanuş'la Şavşat birbirine komşu ilçe olduğu için aynı günde ikisini de gezebilirsiniz ki Ardanuş videom bir önceki videomda. Yine böyle yollarda çok hoş tahta köprüler var derelerin üzerinden geçen ve iki yakayı birbirine bağlayan. Şimdi yavaş yavaş Arhavi'ye doğru gidiyoruz ama şu an Hopa yakınlarındayız. Meşhur Can Kurtaran geçidinin tali yollarından bir tanesi. Şimdi oraya tünel yapmışlar. Tabii çok daha kolay olmuş. Bakın o Can Kurtaran geçidinin oralardan Hopa manzarasını görüyorsunuz. Bu arada fondaki müziğin bestesi bana ait. Arhavi'de çifte köprü denilen çok hoş bir köprü var. Yani iki tane köprü var aslında üstünde çifte köprü. Biz şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet. İşte köprü. Bunlar iki bitişik kenar köprü. Köprüler Kamilat ve Soğucak nehirlerinin üstünde yer alıyor. Köprülerin 18. veya 19. yüzyılda Osmanlılar tarafından inşa edildiği söyleniyor. Kesin bir bilgi yok. 2002 yılında da yenilenmiş. Sadece yayalara uygun, araç falan geçemiyor, dar. Ama bu tek gözlü tarihi görüntüsüyle hoş bir hava katıyor. Buranın mesela yanlarında tesisler var. Ya piknik yapabilirsiniz veya işte orada yiyip içebilirsiniz. Buradan yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta da Mençula şelalesi var. Mençula şelalenin oraya kadar ben gittim. Ama şelaleye gitmedim. İşte bu yol o Mençula şelalesinin oraya gidiyor. Yol çok keyifli ama bir sel olmuş. Yol bayağı daralmış. Şimdi birazdan göreceksiniz. Şu köprüden geçip 20-25 dakika yürümeniz gerekiyormuş. Ben yürümedim. Burada mola verdim. Burası da Demirli Köyü ve benzer köprüden bir tane de burada var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler. Hoşçakalın.